Eylül, 19 Eylül. Değerli balık burçları nasılsınız? Yükselen ay burcunuzu takip ediyorsunuz. Değerli balıklar, bu hafta maddiyatla ilgili bazı sıkıntılar yaşayacaksınız. Biraz krizler, biraz parayla ilgili ev içerisinde, iş yerinde devamlı bir konuşma ve birikimlerinizle alakalı harcamanız gerekecek olaylar biraz canınızı sıkabilir. Kenarda biriktirdiğiniz altın küçük bir bireysel emeklilikle ilgili şeyleri bozabiliriz. Bu ara borç ödemesi ve maddiyatla alakalı çok ciddi bir sıkıntı dönemimiz var. Doğru mantık ilerletirseniz çözeceksiniz ama ani ve sabırsız bir tavrınızdan zarar etmenizi istemiyorum. O yüzden sakin sakin hepsi hallolacak. Yeter ki sakin olalım. Bu ara özellikle teknolojik şeylere merak sarabilirsiniz. Yeni bilgisayar, cep telefonu, televizyon, buzdolabı bu kadar sıkıntının içerisinde bunu da halledeceksin ya, tebrik ediyorum değerli balık burçları. Ve en önemli şey de evinizdeki parkeler ya da hani fayanslarla ilgili değişmesi gereken konular var. Bunlarla ilgili de uzun süredir şikayetiniz vardı. Bunlarla ilgili de bu hafta bunların startını verip anlaşacağınız insanlar evinizi tadilat ettirecek diyorum. Yalnız finansal açıdan çok açılacağınız için nereyi toparlayacağınızı kafam var. Televizyonu mu, yer altını mı, yer üstünü mü? Sistemli yaptığınız takdirde bir sıkıntı yok ama hepsini peş peşe yaparsanız büyük bir sıkıntı var. Yani sen bunu Ağustos ayında yapman gerekiyordu. Bu aya bıraktın ya, tebrik ediyorum balık burçları sizi. Neyse bir şekilde halledeceksiniz. Yalnız iş konularınızda işten çıkartılma ya da işsizseniz işinizle alakalı geri iade bekliyorsanız biraz daha ertelenecek mahkemeleriniz ama güzel bir iş kapısı var. Buraya da hayırlısıyla başlayacak olarak uyarı veriyorum. Eğer devletle bir sınavınız varsa gireceğiniz burayı başarıp devlet kapınızda var gözüküyor değerli balık burçları. Özellikle masa memuru olmak istiyorsanız bununla ilgili güzel oluşumlar var ve bu oluşumlar Kasım itibariyle sınavınız var. Bir sınav evreniz var, rütbenizle ilgili olabilir ya da devlet kurumundaysanız rütbe değişiminizle ilgili beklediğiniz bir yükselişiniz var. Bunun için sınava hazırlanmanız lazım. Acilen sınava da hazırlan diyorum. Eğer büyük bir kurumsal teknoloji bir firmada çalışıyorsanız konumunuzda supervisor'lık yani yükselme konumuz yani müdürseniz yüksek yardımcıysanız müdür oluyor, yönetici olacaksınız. Bu şekilde bir konum değişikliğiniz söz konusu olacak. Finansal alanda çalışıyorsanız da şube değişimi ya da başka bir bölmeye gitmek ya da mesela Etiler'de oturuyorsanız ya da ne bileyim Ağrı'da oturuyorsanız merkeze, ne bileyim Hakkari'de oturuyorsanız yine merkezin farklı bir şubesine geçmek istiyorsanız olumluluklar var. Bunlarla ilgili başvurularınız keyifli olacağını söyleyebilirim. Evinizde askere gidecek çocuğunuz varsa, bununla ilgili endişeniz varsa çocuğunuz gayet rahat bir şekilde askerliğine gidip gelecek ya da askerde bir evladınız varsa sağ salim gelecek, endişe etmenizi istemiyorum. Yalnız değerli balık burcu, bu ara ruhsal dünyanız, ataklarınız, yani her şeyi bir an yapmak, duyguyu da bir an yaşamak istiyorsunuz ama biraz psikolojik olarak biraz yoga, meditasyon, yani ruhunuzu biraz dinginlenmeye ihtiyacı var. Her şeyi çok düşündüğünüz için kafanız çarman çorman olmuş. Biraz daha sakin, biraz daha sakinleşirsek daha mutlu olacağınızı söyleyebilirim. Aşk konusunda özellikle kalbi yaralı ve kan ağlıyorum artık gelse de bir kez son kez konuşayım diyenler unut artık onu. O geri gelmeyecek. Onun hayatında başka biri var. Lütfen artık bu sayfayı kapat. Olmayacağını bile bile bu olaya ısrarcısın, yapma Allah aşkına diyorum. Yeni tanıştıracak insanlara, yeni tanışacağın insanlara şans ver. Bu depresyon ve bu inatçı kafandan, bu karamsar kafandan çıkmanı istiyorum. Sevgilisi olan ve özellikle güzel giderken birbirinize güzel itiraflar yapacaksınız. Geçmiş konular çok fazla açılıp biraz kıskançlıklar yaşanacak. Geçmişi bu ara açmayın değerli balık burçları. İlişkinizin bitmesine sebep olabilir. Ve sabit bir iş ilişkiniz varsa artık ciddiyete gidiyorsa evet biraz daha bekleyeceksiniz ama bu ilişki sizin elinizi sıkı sıkı tutmuş ve evliliğe doğru gidiyor. Hatta hemen evlenip çocuk düşünen bazı balık burçları için güzel enerjiler var diyorum. Evli olan ve çocuğu hiç olmayan ve 10 yıllık evliyim, 5 yıllık evliyim, 3 yıllık evliyim benim çocuğum olacak mı diyorsanız evet bununla ilgili lütfen tüp bebek enerjiniz var. Bir an önce bu tüp bebek enerjinizi yapın. Hanenizde çocuk sevinci yaşanacak diyorum.
Bir de evliliğinizle alakalı dışarıdaki etkenleri de biraz dışarıda bırakırsanız, lafı evin içine laf sokmazsanız daha mutlu bir evliliğiniz olacağını düşünüyorum. Bir de kocam hiç konuşmuyor. Maşallah yemek hazırlıyorum. Tam yemek yiyor, gidiyor, koltuk duyuyor. Ben de evde bütün gün yalnızım, biri benimle konuşsun istiyorum diyen balık burçları. Aldığın ürün buydu. Değişmesini niye bekliyorsun? Yani sen konuşsan da tamam tamam deyip geçecek. Sen kendini farklı şeylerle, çünkü senin eşin seni seviyor. Yani ne bileyim, gündüz spora yaz, belediyenin yüzme kursları var. Tamam, Covid'den dolayı gidemiyoruz ama sokakta yürüyüş yapabilirsin, enerjini değiştirebilirsin. Biraz senin de değiş. Aynı şeyleri tekrar ediyorsun. Çok yorucu oluyorsun. Artık yorucu olmayı bırak ve bu ilişkiyi de yorma diyorum. Ve şöyle söyleyeceğim, ev konunuzla ilgili ailenin size vermesini istediğiniz tapuyla ilgili bu hafta bu oluşum gerçekleşecek ve evin tapusu size geçecek olarak uyar. Tarım ya da toprak işiyle uğraşan balık burçlarına sesleniyorum. Bu iş bu yıl biraz işimizde zorluklar olsa da güzel kazançlar, toprağınız size bereket getirecek. Hiç korkmanıza gerek yok ve iyi şeyler elde edeceksiniz diyorum. Yurt dışı ile ilgili eğitim düşünen ve yurt dışı kapısıyla uğraşan bazı balık burçlarımız için olumlu. Bir an önce evinizi ya da oradaki kapınız açılacak ve evinizi tutup güzel bir eğitiminizi tamamlayacaksınız diyorum, dedim bile. Sağlık olarak belki ataklarımızı düzelteceğiz. Son zamanlarda boyun düzleşmemiz ve boyun ağrılarımız olabilir. İhmal etmeyin. Sevgiyle kalın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.